ülkenin vatandaşı olmaktan da gurur duyuyoruz. Ama özgür olmayı da bir o kadar, değil mi? Hepimiz hem demokrasimize hem de özgürlüğümüze sahip çıktığımız 15 Temmuz'dan sonra siz gençlerle birlikte olarak bunun önemini bir kere daha vurgulamak istedik sizlerle. Çünkü biliyorsunuz atamızın da söylediği gibi gelecek gençlerin, sizlerin. Bizden sonra siz bizim bıraktığımız bayrağı devralacaksınız. Gururla, onurla hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu duyguları sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Her zaman bekleriz. Burada derslerinizi yapabilirsiniz, araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Bizim yanımızda staj yapabilirsiniz. Üniversitemizin böyle bir hizmetinin olması ve sizlerle bunu paylaşıyor olmak bizim için bir onur. Tekrar hoş geldiniz. Tarih boyunca bedel ödeyerek millet olabilmiş çok az topluluk vardır. Lazıyla, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Abazasıyla bu millet olabilme kavramını en iyi dünyaya gösteren topluluk Türk milletidir ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim şu an burada rahat rahat oturmamıza sebep olan, bayrağımıza kanlarıyla renk veren şehitlerimizi burada saygıyla yad ediyoruz. Gazilerimize Allah şifalar versin diyoruz. Tarih boyunca bu böyle devam etmiştir. Bundan sonra da böyle olacağını 15 Temmuz 2016'da bütün dünyaya gösteren bir milletin ve kanın aynı kan olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi aynı kanı taşıdığımızı bir daha gösterdik. Bu manevi günleri yaşamaya devam edeceğiz. Anlamlı bir yerde, anlamlı bir dönemde sizlerle buluşmak istedik. Hasan Hocam'ın da dediği gibi çünkü tarihimiz var, bir de geleceğimiz var. Her ikisini birleştirelim istedik ve yine aziz şairlerimizin dediği gibi bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır. Eğer toprak uğruna kan dökülmüşse vatandır. Bu bağlamda böylesi bir günde Bayrak Müzesi'nde sizlerle birlikte hasbihal etmek için buluştuk. Beni dikkat çekici şey burada o dönemde büyük bir yokluk ve imkansızlık var. Zor şartlarda hayat var. Ama dikkat ederseniz ki yapılan her şeyde bir sanat yaratılmış, emek harcanmış gerçekten. Önümüz her türlü eser, orijinal eser zaten. Ve çok net anlaşılıyor, çok düzenli ve simetrik olması bunu da gösteriyor. Şimdi özel bayraklardan birisi. Çünkü o dönemde Ay Yıldız'ın koruyuculuğuna, Ay Yıldız'ın bereketine de inanılmış. Bu sebepten dolayı da çok fazla kullanılmış. İşte hayvan nazarlıklarında kullanılmış, bebeklere örtü olarak kullanılmış. Ve en az bir tane Ay Yıldız'ı tola kullanılmış. Bu bayrağımızın farklı bir özelliği de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kullanılan bayraklar. Biliyorsunuz ki bayrak Cumhurbaşkanlığı'nın en üst merkezinde, Cumhurbaşkanlığı nezdinde kullanılıyor. Tepsi ediliyor anlamlısı. Her yıl 15 Temmuz'da 9 Eylül Üniversitesi olarak çok yoğun programlarla hem gazilerimizi bir kez daha hatırlıyoruz, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hem de demokrasimize sahip çıkma ve bir ilk beraberlik olma ruhunu yeni kuşaklara, genç kuşaklara aktarmaya gayret ediyoruz. Bugünün ruhuna uygun olarak da 9 Eylül Üniversitesi'nin birçok birimi 15 Temmuz vesilesiyle bir haftaya yayılmış birlikte etkinlikler düzenliyor ve bu etkinliklerde de hem gençlerimize az önce de belirttiğim gibi demokrasinin önemini, vatanına sahip çıkmanın önemini anlatıyoruz. Hem de şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha anıyoruz. Tüm şehitlerimiz cennetle ödüllendirilirler ve bizler
hem bunu bildiğimiz için hem de bir kez daha onların ruhuna bir Kur'an-ı Kerim armağan etmek istediğimiz için tüm etkinliklerimizde yine 15 Temmuz'da bir Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duası gerçekleştiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüsteinu bis sabri ve salat. İlahinde ellerimizi açtık, sana iltica ediyoruz. Canı gönülden yalvarıyoruz. Bizleri huzurundan boş çevirme Allah'ım. Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya, yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Sen kuberdar eyle Allah'ım. Bilhassa Serveri Asbiya, Hatem-ül Enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Sen ulaştır Allah'ım. 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu onurlu duruşuyla nesiller boyu şükran ve minnetle yad edilecek olan aziz milletimizi sen mahzun etme Allah'ım. Öncelikle sizlere belki de hepimizin bir özür borcu var. Çünkü çocuklarımız darbe kavramının ne demek olduğunu bilmeden büyümekteydi. Ta ki 15 Temmuz 2016'ya kadar. Ama o tarihte yine buna tanışmak durumunda kaldılar maalesef. Ama bizim bundan sonraki tüm çabamız, tüm çocuklarımızı asla bir daha böyle bir kavramla, böyle bir kalkışmayla, böyle bir girişimle yüz yüze bırakmadan ülkemizin gelişimini sürdürme noktasında çalışmak olacak. Onun için bu arada, bugün bir aradayız zaten. Ben genellikle 15 Temmuz'da şöyle bir şey rica ediyorum. Toplantı yapmaya ve konuşma yapma şansım olduğunda. Sadece birkaç dakika gözlerimizi kapatalım ve bu darbenin başarılı olmuş olduğunu varsayalım. Şu anda hepimiz nerede olacaktık? Ülkemiz hangi durumda olacaktı? Kimler yönetiyor olacaktı? Hatta hayatta olacak mıydık, olmayacak mıydık? Yeni doğan çocuklarımız doğmuş olacak mıydı? Hangi ülkenin vatandaşı olarak doğmuş olacaktı? Bunları sadece birkaç saniye düşünmek bile belki de o kalkışmanın vehametini, o kalkışmanın ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini ve tabii ki buna karşı halkımızın o eşsiz muhteşem karşı çıkışını ve tabii ki başlarında lider olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunu bir kez daha değerlendirme şansına sahip oluruz. Sadece birkaç saniye gözlerimizi kapayıp bunu düşündüğümüz zaman bile. Köşemiz, şu anda bayrağımız var ama o gece şehit olmuş olan tüm şehitlerimizin hayat hikayelerinin yer aldığı bir şekilde o günden beri dönmekte. Yine halkımızın o eşsiz direnişinin, darbeye karşı duruşunun, artık yeter demiş olmasının hikayelerinin ve görsellerinin olduğu bir şekilde dönmekte. Ve yine o gece, ertesi gece çıkan ilk yayınların olaya bakışının nasıl olduğunu da yine burada sergilemekte. Hem o konunun bilimsel olarak ilgilenmek isteyenleri için hem çocuklarımız için bu köşemiz çok değerli. Aynı zamanda şeref defterimizde çok önemli konuklarımızın ya da ziyarete gelen herhangi bir vatandaşımızın da duygularını, görüşlerini okumanız mümkün. Onun için bu köşemizi de çok farklı duyguların olduğu, çok manevi bir köşe olarak değerlendiriyor ve birlikte bu günleri de burada bir kez daha anmayı geleneksel hale getirmiş bulunuyoruz. Evet değerli konuklar, şimdi hep birlikte 15 Temmuz için özel olarak bestelenmiş Demokrasi Marşı'nı dinliyoruz sanatçılarımızla. Gündür bütün millet kolay kalktı. Çocuk yıldır genç ihtiyar sokak.
İletişim Yüzyılının Kahramanları başlığını taşıyorum sergimiz. Buca Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle düzenlendi. Hep birlikte şimdi sergimizi geziyoruz, eserlerimizi inceliyoruz. Her yıl 15 Temmuz haftasında çok sayıda etkinlik düzenleyerek hem elde edilen bu büyük zaferi bir manada kutluyor, hem de bu zafer uğruna hayatlarını kaybetmiş şehitlerimizi ya da uzuvlarını kaybetmiş gazilerimizi şükranla anmaya devam ediyoruz. Rektörümüzün de her zaman söylediği gibi unutmayacağız ve unutturmayacağız elbette. Ve bugün de şu anda Sabancı Kültür Sarayı'nda günün 3. etkinliğinde ana programımızda sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anacak, gazilerimize iyi dileklerimizi sunacağız. Öncelikle etkinliğimize katılan siz değerli konuşmacılarımız başta olmak üzere hepinize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Küresel şer odaklarının desteğini alan FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılında başlattığı kalkışma, aziz milletimizin hedef alındığı bir ihanet girişimi olarak tarihe geçmiştir. Devletimizi, meclisimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve bunları temsil eden kişi ve kurumları yok etmeye hedefleyen bu alçak girişim, sosyal ve iktisadi hayatımızı da
gasp etmeyi planlayan olaylar zincirini ortaya çıkarmıştır. Yaşanan korkunç hadiseler, Türkiye'nin elde ettiği kazanımların gizli tehditler ile her zaman muhatap olabileceğini de bir kez daha göstermiştir. Buna karşın o karanlık gecede sokaklara bayrakları ile inen ve silahların namlusuna korkusuzca koşan milyonlarca vatandaşımızın varlığı, teröristlerin beklentilerini boşa çıkarmış, kalkışmayı adeta bir hezeyana dönüştürmüştür. İnsan aklının sınırlarını zorlayan 15 Temmuz kalkışmasının bozguna uğratılmasında en büyük pay ise hiç kuşkusuz muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Hepimizi tarifsiz üzüntüye boğan olaylar karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı kısa sürede karşılık bulmuş ve milyonlarca insan sokaklara çıkarak ülkesine, bayrağına, ezanına sahip çıkmıştır. FETÖ unsurlarının başlattığı şiddet olayları, göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Emniyet Teşkilatı'nın şerefli mensuplarının olağanüstü çabasıyla bastırılmıştır. Elbette bu çetenin amacını anlamak zor olmamıştır. Lakin milletin silahıyla milleti vurmaya kalkışmak ancak kendi varlık nedenlerini göstermiştir. Tabii ki silahlarla sindirilmek istenen bu millete yapılan küstahlığı hazmetmek aradan geçen yıllara rağmen kolay değildir. Sonuçta bu devletin asli unsuru milletin kendisidir. Dolayısıyla her kişi ve kurum milletin selameti ve geleceği için hizmet etmelidir. Burada üzerimize düşen görev dikkatli davranmaktır. Karanlık emellerini yıllarca saklayan FETÖ tehdidi Cumhuriyetimizin 100. yılında bile geçmiş değildir. Dolayısıyla bu örgütle mücadele kararlılıkla devam etmelidir. Saygıdeğer misafirler, bu mücadelede bireysel ve toplumsal bilinç düzeyini artırmak önem taşımaktadır. Bu bağlamda temel eğitimden yüksek öğretime, ekonomiden adalet sistemine kadar sosyal hayatımızı şekillendiren bütün unsurlarda aklı ve bilimi ön planda tutacak yaklaşımlar benimsenmelidir. Milli ve manevi değerler, vatan ve bayrak sevgisi, çocuk ve gençlere aşılanmalı ve pekiştirilmelidir. Çünkü onlar bu ülkenin geleceğini inşa edecek, bağımsız ve özgür düşünebilen bireyler olacaktır. Aslında Türkiye'nin ilkeleri arasında kurduğumuz, ilkleri arasında kurduğumuz Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi, üniversitemizin buradaki duygusunun da bir yansımasıdır. Değerli katılımcılar, anayasal düzeni silah ve cebir yoluyla değiştirmeye teşebbüs eden FETÖ militanları küresel ölçekte korunmaktadır. Bunların arkasında Türkiye'nin başarısından rahatsız olan hükümetler ve yapılar da bulunmaktadır. Bu yüzden ülkemizde stratejik hedeflere yürürken atılan her adımı dikkatlice değerlendirmek şarttır. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı vizyonunu siyasi, etnik, ideolojik kavramların ülkeyi koruyacak bir bütünü olarak ortaya koymuştur. Her ne olursa olsun hiç karşılık beklemeden 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan insanlar, onlarla birlikte geleceğe yol alınması için bir başlangıç oluşturmuştur. Buradaki güç, ülkemizdeki refah, istikrar ve huzuru artıracak ruhu temsil etmektedir. Burada yükseköğretim kurumlarına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Çünkü Türkiye yüzyılına katkı yapmak, eğitimde, araştırmada, bilimsel faaliyetlerde yol almak demektir. Araştırma üniversitemiz küresel hedeflerini milli kimliği ile bütünleştirmiş bir devlet kurumudur. Ve yine bu vizyona bağlı kalmakta ve aziz milletimize hizmet etmektedir.
Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan kurumumuz, nitelikli insan gücüyle topluma değer kazandırmaktadır. Adını İzmir'in kurtuluşundan alan üniversitemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılını kucaklamaya hazırlanırken bu duygular ile hareket etmektedir. Yine araştırma üniversitemiz 15 Temmuz ile ilgili bilimsel tespitlere ve araştırmalara da önem vermektedir. Kısa süre önce yayınladığımız 15 Temmuz Türkiye Yüzyılında Milli İradenin Zaferi adlı kitabımız üçüncüsü, çalışmalarımızı bilim dünyasıyla paylaşmayı da hedeflediğimizi göstermektedir. Yine dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında kalıcı şekilde yer alabilmek için gayret gösteren kurumumuz kimliğini ve sorumluluklarını da unutmadan ilerlemektedir. Bu noktada üniversitemiz çalışmakta, üretmekte, devletine, devletin kurumlarına, demokrasimize sahip çıkmaktadır. Biz ülkemizi ve seçilmiş değerlerimizi ortadan kaldırmaya yeltenen her girişimin karşısında duracağız. Bunu yaparken de nitelikli öğretim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürecek, ülkemizin ideallerinin peşinde koşacak ve bu noktada bireyleri topluma kazandıracağız. Saygıdeğer misafirler, bu duygularla her sene sembolik olarak bu haftada kutladığımız ama ilk günden bugüne değin hiçbir zaman unutmadığımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz'a ilişkin tüm bilimsel tespitlere ve araştırmalara ayrıca da önem vermekteyiz. Bu konuda katkılarımızın devamını bekliyoruz. Sayın hocalarımız, çok kıymetli öğrencilerimiz, programımıza çağırdığımızda hiç tereddüt etmeden katılan çok değerli konuşmacılarımız gücümüze güç katmakta. Onlara ayrıca bir kez daha kurumum ve şahsım adına teşekkür etmekteyim. Bu düşüncelerle 15 Temmuz gecesi hayatlarını hiçe sayan kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerine sağlıklı ömür diliyorum. Güç ve merhamet sahibi aziz milletimize 15 Temmuz akşamı ülkemize liderlik eden muhterem Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kompozisyon dalının birincisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Stratejik Araştırmalar Yüksek Lisans Öğrencisi Orkun Kılıç. Onun eserinin ismi de 15 Temmuz öncesi ve sonrası FETÖ'nün örgüt yapısı ve propaganda faaliyetleri başlığını taşıyor. Panelistlerimizle bir aradayız ve çok farklı yönlerden panel konumuza yaklaşacağız. Sayın Rektörüm başta olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür bir borç bilirim ülkem milletim adına. Gerçekten 15 Temmuz öyle bir gün kutlamayla geçiştirilmeyecek veya işte 3-5 saatlik bir törenle anılıp kapatılmayacak kadar önemli bir olay. Burada atlatılan badire işte görsellerde ortada. Bunu biz nesilden nesile aktardığımız takdirde veya o günü unutmadığımız takdirde bir daha kapıyı çaldırmayız.
Ama Allah korusun bu işi uzun vadede unutturup ne olduğunu hatırlamazsak muhakkak bir daha kapımızı çalarlar. O nedenle ben gerçekten gurur duydum. Çok da keyifli bir gündü. Bu yapılan etkinlikler, bu görseller, hele o rektörlük binasında sayın rektörün ifade ettiği sürekli dönüyor dediği o görseller, emin olun hafızalarda çok şey bırakır. Hasret gösterdiği hassasiyet nedeniyle özellikle 15 Temmuz konusu bu kadar içten her yerde anılmıyor. Özellikle Anadolu'nun renk, Türkiye'nin renkleri grubumuzda çok çok başarılı aldı götürdü bizi böyle. Onların emeklerine teşekkür ediyorum. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Eminim hepimiz canı gönülden katılmıyoruzdur. Kafamızda sorular vardır. Çünkü akademi dünyasından herkesin aynı şeyi düşündüğünü düşünmek benim pek alışık olduğum bir şey değil. O yüzden konuşmamızın sonunda da çok zor sorular da sorarsanız hocalarımıza gereken cevapları da vermek isterim. O yüzden bir kere hepimizin kafasının bazı şeyler netleşmesi gerekiyor. Yani buna bir bilim şey bir sağlam bir temel oturtmamız gerekiyor. 15 Temmuz nedir? Şimdi Zekai Aksakallı Özel Kuvvetler Komutanı Ömer Halis Demir'e şehadet emri vererek darbeci Semih Terzi'yi öldürtüyor ve böylece Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın darbecilerin eline geçmesini engelliyor. Eğer bu olmasaydı, yani Özel Kuvvetler Komutanlığı ele geçirilseydi, onların gerçekten çok yüksek bir savaşma gücü var. Bugün 250 şehit diye konuştuğumuz rakamın çok daha fazlası gerçekleşir. Çok daha fazla canımız yanardı. Başımıza gelenlerin aslında biz yaşadık ama daha önce de yaşanmış. Bu bir dünyada yaşanmış bir şey olarak görüyorum. Size bir cümle okuyayım sadece. Diyor ki Slovenyalı bir kadın filozof yaşıyor şu anda. Uğruna her şeyi feda ettiği şeyi kaybetmiş insanlar. Bu tam FETÖ'cüleri tanımlıyor. Uğruna her şeyi kaybetmiş şey. Şimdi bir soyut dava var. Dava fikri var. Ve bu dava uğruna adamlar ailelerini görmezden geldiler, duygularını, duyumlarını, ondan sonra mal varlığını niye? Kafalarında bir algıladıkları dava var. Sonra o davayı da kaybettiler. Aslında tarih o kadar çok fazla ki, yani çok fazla. Bunlarla dolu. Bu bir kısır döngü aslında. Rektörümüz ilk olarak Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Vedat Kacar tarafından hazırlanan seramik bir rölyef çalışmasını takdim ediyor. Ve az önce diğer katılımcılarımıza da hediye ettiğimiz Güzel Sanatlar Fakültesi İzmir Meslek Yüksekokulu'nun çalışma sonucu ortaya çıkan madalyondan da yine bir arada takdim edecek tüm misafirlerimize. Yine bu sefer fuayede salondan çıkarken sizlere takdim edilecek.